Konyaspor Süper Lig'in 7. haftasına Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde şu ana kadar olan süreçte 6 maça çıkan ve bunlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Anadolu Kartalı, çıktığı 5 maçın 5'ünden de beraberlikle ayrılan Trabzon ekibine karşı puan mücadelesi verecek. Trabzonspor'la Konyaspor arasında 29 Eylül Pazar günü Trabzon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Trabzonspor'la Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı İzmir bölgesel hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Burak Pakkan ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak. Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'da forvetler Umut Bozok, Enis Destan, sağ kanat Cihan Çanak, sağ bek Serkan Hasan, stoperler Savic, Batagov ve Hüseyin Türkmen sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Öte yandan cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Edin Visca ise şans bulması halinde bu maçta forma giyebilecek. Konuk Konyaspor'da ise tedavi sürecine devam edilen stoper Josip Kalusic bu maçı da kaçıracak. Teknik direktör Şenol Güneş nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Trabzonspor'un Konyaspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Bordo Mavililerin kalesinde Uğurcan Çakır, savunma dörtlüsünde Pedro, Mendy, Denswil ve Eren Elmalı, ikili ön libero'da Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu, üçlü orta alanda Edin Visca, Muhammed ve Mbakayeme, tekli forvette ise Simon'un forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Ali Çamdan'ın nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un zorlu Trabzonspor deplasmanında da aynı sistemle sahada bulunması bekleniyor. Yeşil beyazların kalesinde Yakup Slovik, savunma dörtlüsünde Nikola, Adil Demirbağ, Bazuer, Jürer Mesidya, ikili ön libero'da Marko Evtovic ve Ufuk Akyol, üçlü orta alanda Alexen Aindao, Daniel Aleksic ve Yusuf Erdoğan, tekli forvette ise Umut Meyer'in forma giymesi öngörülüyor. 3 kişi bağırdı çıkıyor. Konyaspor'la Trabzonspor daha önce Süper Lig nezdinde 46 kez karşı karşıya geldi. Bunlardan 11'ini Yeşil Beyazlar, 23'ünü ise Bordo Mavililer kazandı. Arda kalan 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bahsi konu periyotta Trabzon ağlarını 54 kez sarsarken Trabzonspor ise buna 74 golle yanıt verdi. Konyaspor Süper Lig nezdinde Trabzonspor'a 23 kez konuk oldu. Anadolu Kartalı bunlardan 6'sını kazanırken 15 maçta ise rakibine mağlup oldu. Arda kalan 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor Trabzon'da 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 46 gol gördü. Trabzonspor'un en etkili silahlarından olan Anthony Mbakayeme, Konyaspor'a karşı farklı bir istatistik çizdi. Nijeryalı futbolcu Trabzon ekibinin Konyaspor'la oynadığı son 4 maçta atılan gollerin 3'üne imzasını bıraktı. İçinde bulunduğumuz sezona tutuk başlayan Mbakayeme, şu ana kadar olan süreçte Süper Lig'deki tek gol katkısını son iç saha maçında Kayserispor'a karşı asist yaparak gerçekleştirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'a rakip olduğu maçları kolay kolay kaybetmiyor. Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 20 maç ve üzerinde karşılaştığı takımlar arasında en düşük mağlubiyet oranı Konyaspor'da bulunuyor. Konyaspor'a 27 kez rakip olan Şenol Güneş, bunlardan 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.